Şeyma, sen İTÜ'le değil misin? Bahçeşehir'de ne işimiz var? Resmi kaydım İTÜ'de. Fakat benim ikinci bir danışmanım daha var. Buna da doktora eş danışmanı diyoruz. O da Bahçeşehir Üniversitesi'nde çalışıyor, çalışan bir hoca. Dolayısıyla da artık daha çok buraya gelip gidiyorum. Çünkü benim yapmak istediğim deneyler için buradaki laboratuvarlar, işte buradaki hastalardan aldığımız örnekler vesaire hepsi burada. Dolayısıyla benim için daha uygun. O yüzden de artık hemen hemen her gün, haftanın her günü buraya geliyorum. İTÜ'ye çok nadir gidiyorum, arada sırada gidiyorum yine. Ama mutlaka oraya da gittiğim bir zaman size oradaki laboratuvarları, oradaki düzeni, işte okulun içini mümkünse, bu havaların güzel, daha ısındığı bir zaman, artık böyle iyice kampüsün yeşillendiği, cıvıl cıvıl olduğu bir zaman bir video çekeceğim mutlaka, sözsüz. Burası ana laboratuvarımız. Gördüğünüz gibi bayağı büyük. Hatta sadece burası bizim değil. Burası da bizim. Burası da bizim. Devam ediyoruz. Burası da böyle kimyasallar ve yıkama odamız. Burayı size gösteremem. Yasak oda. Gösteremem orayı. Şaka yapmıyorum. Yasak orası. Çok esrarengiziz gerçekten. Normalde çoğu hocanın bu kadar büyük bir laboratuvarı olmaz. Yani hani yalnızca işte bu büyüklükte, belki şanslıysa genelde şöyle bir tane bench olur sadece, hani tek bir sıra. Ama biz şanslıyız çünkü bizim gibi çok fazla çalışan yok burada laboratuvarda. Hastadan almış olduğum, örnekten elde ettiğim dokudan çıkan hücreleri göstereceğim. Burada ortada gördüğünüz sarı şey dokunun kendisi. Küçük bir doku parçası. Etrafındakiler de o dokunun içinden dışarı çıkan beyin hücreleri. Zaten birazcık şekillerini yakınlaştırıp bakarsak okulda gördüğünüz sinir hücrelerine benzediğini göreceksiniz. Evet, şöyle bir kenarına yaklaştırıp baktığımız zaman görüyorsunuz böyle aksonların uzun uzun. Bunlar tümörleşmiş beyin hücreleri. Bir laboratuvarımız daha var. Üst katlarda. Sizi oraya götüreceğim. Orayı göstereceğim. Burası da bir başka labımız. Burada da daha farklı deneyleri yapıyoruz.
bir deney yapmıştım. Onun sonucunu alıyorum. Ve ilk defa bu kadar düzgün çıktı. Herhalde videonun şansına. Çikolata alsana. Şeyimi alsana yiyelim. Sana çikolata ayırmış. Evet. Telif at, çatı çıkacağım. Bana sorma. Ben 5 kuruş almıyorum yerden. Sen ne yapıyorsun? 5 kuruş alıyorum. Nerede alıyorsun? Genetik öğrencilerin duramı. 2,5 kuruşuyla ekmek alıyoruz. 2,5 kuruşuyla. Konuş Deniz be. Çok zengin genetik öğrencileri. Kesin evet, bu bölümde. Çok zengin. Evet, şimdi sınav gözetmenliğim var. Piyango bana çıktı bugün. Bitir artık. Ay, daha yarım saat daha var. Sonra bekleyin. Şaka yapıyorum ya. Devam et, ben seni bekliyorum. Tamam. Sınav bitti. Hayatımın boşa giden 2 saat. Gerçekten. Videoyu dün çektim ama çıkışta videonun sonunu çekemedim. Çünkü telefonumun şarjı bitti, o yüzden şimdi çekiyorum son kısmı. Yaklaşık olarak dün işte 5.40 civarı çıktım okuldan. Genelde o saatlerde çıkıyoruz. 5 yani en erken 5.30 civarı. Bu her hocaya göre değişiyor. Bütün hocalar şey değil, hani bu konu katı değil yani. Bazıları umursamıyor bile ne zaman gelip gittiğinizi, bazıları çok daha katı olabiliyor. Bizim hocamız tam kararında. O şekilde sanırım başka anlatacağım ya da göstereceğim bir şey yok. Bu tarz videoları daha çok görmek istiyorsanız lütfen aşağıda bana yazın ki bileyim, çünkü vlog tarzı video çekmek pek aklımda yoktu aslında ama artık insanların daha çok ilgisini çekiyor. Herkes bilgiye doymuş durumda çünkü. Videomu beğendiyseniz her zamanki gibi beğene tıklamayı unutmayın. Daha fazla ürettiğim içerikleri izlemek isterseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.